Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için Türkiye tarihin en büyük yardım kampanyalarından birini başlattı. 200'den fazla sivil toplum örgütünün Suriye için bir ekmek bir battaniye sloganıyla başlattığı kampanya size destek olabilirsiniz. Cep telefonunuzdan 2868'e boş bir mesaj atarak bu kampanya ile ilgili daha detaylı bilgi için de www.suriyeicinbirekmek.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz diyelim. Devam edelim. Her yıl olduğu gibi yeni yılı dondurucu soğukta suda karşılayanlar da oldu. Hollanda, Almanya ve İtalya bu geleneği yine bu yılda sürdürdü ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Dondurucu soğuk, buz gibi su umurlarında değil. Tek dertleri yeni yıla en diri şekilde başlamak. Hollanda'nın Kuzeydeniz'indeki sahil kasabası Scheveningen bölgesinde 52 yıldır sürdürülen gelenek tekrarlandı. Yaklaşık 1000 kişi bikinilerini, mayolarını giyip sahile koştu. Hava sıcaklığı 4, deniz suyu sıcaklığı ise 8 dereceydi. Denize girenler çok hızlı bir şekilde kendilerini karaya attı. Çok soğuktu, gerçekten çok soğuktu. Almanya'nın başkentinde ise etkinliğin adresi Oranke Gölü'ydü. 33 yıl önce kurulan Berlin Fokları adlı kulübün üyeleri kendilerini gölün serin sularına bıraktı. Su 3, havaysa 5 dereceydi. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında sıcaklıklar biraz yüksekti. Zaten kulüp üyelerine göre soğuk suyun bir zararı yok. Aksine yararı vardı. İyi hissettiriyor, yeniliyor. Cildinize iğne sokuluyor gibi. Gerçekten eğlenceli. İtalya'daysa başkent Roma'daki Cavour Köprüsü'nden Tiber Nehri'ne atlandı yine. Metre yükseklikteki köprüden 25 yıldır atlayan Bay Tamam lakaplı Giuseppe Palmoli dünya liderlerine mesaj verdi. Biri sadece İtalya'da değil, tüm dünyada çok sayıda insanın acı çektiğini hatırlatmalı. Ben güçlü ve önemli insanların halka daha fazla yardımda bulunmasını diliyorum.